Günaydın. Bugünkü dersimizde baş devam ederiz. Yüzdeleri geçtik ve bugün geçeriz oran ve orantı ödevlerini. Demek geçen derste gördük biz nasıl hesaplardık belli bir sayının yüzde miktarını ve gördük onu hesaplamak için nasıl yapılır değişik yöntemlerde gördük. aynısını nasıl yapabiliriz? Hem hem kesirlerin yardımıyla ve gördüğü kaynasını nasıl yapabiliriz hem ondalık sayıların yardımı ile. Bugünkü dersimiz bağlanır bir çeşit kesirleri. Daha doğrusu oran veya orantıdır. kesirlere benzer bir yöntem ne kullanırız biz ne zaman karşılaştırırız iki şey. Demek Kibnızda bir birkaç sayfa başlar demek ki 139 kadar oran ama bir birkaç sayfa, bir sayfa geriyesine dönürseniz göreyesiniz vardır değişik örnekler. Demek oran ne zaman deriz? genelde alırız birkaç şey birkaç cisim olabilir değişik cisim türleri olabilir fiyatını herhangi bir hangi ürünün karşılaştırırız ve ona göre hesaplayabiliriz değişik sayıda. Devam. Alırsak örnek burada kullanayım ben değişik şekillerden sadece örnek olarak. Demek mecbur bu bunları yapacağını büyük bir şey çizesiniz. Sadece örnek göstermek için bazı cisimler. Devam. Eğer alırsak birkaç tane devam böyle silindir burada ya da, ya da alalım dikdörtgenler. Devam. Var ise dikdörtgenler ama birkaç tane. Diyelim olsun bir iki. 3 4 tane dikdörtgenmız var ise bir taraftan a diğer taraftan var ise de devam karelerimız Diyelim olsun 1 2 4 olsun 8 tane karemez e şimdi demek ki eğer karşılaştırırsak bu tarafı Sol tarafta bizde vardır 4 tane kare. Daha doğrusu onu yazarız nasıl 4. Sağ yazayız burada da yok. Demek vardır 4 tane dik dörtgen. Sağ tarafta kareler ne vardır? 4 8 tane ve bunu biz yazarız nasıl 4 bölü 8. Demek biz şimdiye kadar ne yazardık? Bölmeyi idi bir çeşit oran hesaplama. Ve genelde oranı ne zaman yazarız? Yazarız bu şekilde nasıl bölme olarak. Neçin zaten bölme gibi sayılır. Biz sadece dedik ki 4 tane dikdörtgenimiz vardır ve 8 tane karemiz vardır. Bu 4 bölü 8'i biz şimdi hesaplamayız sayı olarak. Ama sadece deriz ki ıı, örnekleyebiliriz 4 dikdörtgen için vardır 8 tane kare. Demek budur oranımız bu sayı buradadır. Der oranımız bizim verilen resime göre. Eğer alırsak sizin sınıfta örnek ıı, erkeklerin kız sayasını. Ne ka nasıl gelecek oranımız? Kaç, kaç erkek, kaç kız olaya? Öyle. Demek gele, eğer yaz alırsak sayalım nasıl 3, ıı, devam eğer sayarsak kızları yani ilk Sonra erkekleri o vakit gerek 3 ile 5 daha doğrusu 3 bölü 5 olarak sayılacak. Eğer alırsak diğer taraftan tersine seni o vakit olarak 5 bölü 3. Demek oran önemlidir hangi şekilde bakarız karşılaştırırız bir sayıyı başka sayıya göre. Daha doğrusu bir a, cisim grubunu başka cisim grubuna göre. Diyelim eğer a, burada fazla olsa ve değiştirsek yerlerini hani bunların o vakit M8 ile 4 var idi yerlerini değiştirsin Kitabınıza devam. sayfa 130 sayfa 132 var. evet sayfa 139 da ne açmışak şimdi. Ama bakarsanız sayfa 132'de örnek vardır devam. Değişik kalemler ve değişik silgiler bir, birinci ödevde. Görebiliriz onu. Devam. Birinci ödevde ne der silgilerle ve kalemlerle? Nasıl diyeceğiz? Ne kalacak oran orada? Kaç tane kalem, kaç tane silgi var? Ole. Demek oranımız bu durumda o olarak 6 kalem ve e, 2.3 silgi. Veya de, geçersek ikinci sende e, çatal ve bıçak arasında Nasıl olarak oranımız? Demek bu aç, açın sayfayı 4 Evet demek 4 4, 4 bölü 4 olarak yazarız. Demek ne diyebiliriz burada? Her bir çatal için vardır birer bıçak. O ne? Niçin aynıdır sayılarımız? Veya birincisinde diyebiliriz her bir silgi için kaç tane kalem gelir? Eğer altı kalem ise 3 silgiye bir sil... Evet. Gelecek 2 şer. Demek var aynı zamanda çok kullanılır diyelim yemek tariflerinde. Ne zaman yapılır? Vardır değişik yemek tarifleri. A örnek ekmek yapılırken bir kilogram ekmeğe ne kadar un atılacak? Veya yapılırsa 5 kilogram aynı bir kilogramın tarifi olarak sadece 5 defa daha büyük. Demek görürüz biz ki oranlar bir şeyin gerçek hayatta hem kendiniz siz kullanırsınız veya görmüşsünüz ama belki o kadar dikkat uh, koymayız. Bakarsak üçüncü ödevde uh, ne kadar vardır? Demek bu ödevler ne? Demek burada bu ödevlerdir. ödevler sayfa 132 dedim. Uh, evet. Demek uh, sayfa 132'de vardır 4 bıçak ondan sonra da 1 2 3 4 5 6 7 Öyle 8 um, uh, maden parası uh, 2 bank notu yani. Veya geçersek dördüncüsünde erkekle kadın arasında sayılmaz olarak 3 ile 2. Evet demek gerek 3 er, erkek 2 2 uh, 4 Veya 5. yödevde Nasıl sayacağız 5. sınıfı acaba? Evet demek vardır 2 uh, bardak Ve 6 buz Demek uh, Hepsi bu var Nasıl sayacağız 6. yödevde 2 jetvel Ve 1 2 3 4 5 Kalem veya e, yedencesi olarak kaç çift çorap veya tam sayı olarak altı çorap demek altı çoraptır on daha doğrusu say, say, say çift olarak yapasın yani 12 on iki çorap ile altı ayakkabı olarak demek görürüz ki değişik şekilleri hep hem gelen sayfalarınızda 132'den 139'a kadar hep değişik örnekler ne kullanabiliriz oranlarla göreyesiniz kitabınızda sırayla. Demek oran ne zaman vardır? E şimdi demek oran ne zaman vardır? Biz oranları kısalayabiliriz. Aynı nasıl kesirlerine kısalardık. Demek kısalatmak oranlarda ...kısaltmak yapılır. Aynı şekilde nasıl ne yapardık? Ee, nasıl ne yapardık kesirleri? Neydi kısaltmak? Çevirebilir kimse? Demek kısaltmak ne zaman var idi diyelim bir kesirimiz örnek 10D5. Hem kısaltırırdık. Nasıl ne ne yapardık o durumda? Diyelim ee, Hamdi der dört Ece ne dedi cevap edi iki Ece dedi yapalım sekizi dörde Dördü ikiye Daha kısalanabilir bu Evet hem gelecek Evet devam burada kısaladık her iki kısani Dört lan kısalasak gelecek direkt sekizden ikiye Demek kısalatmak kesirlerde a ne zaman hem payday hem pay böleriz aynı sayı ile. E şimdi aynı şekilde eğer karşılaştırırsak burada görürsünüz kuantum bu sayı var 4 bölü 8 neler bizim dikdörtgenler ve kare arasında. Demek ki eğer bu, o, o, a, bu kesirleri ne yaptım burada bu kesiri daha doğrusu eğer bakarsak oran orantı şeklinde demek ki, bu orantımızı yavarsak 4 ile 8'i bölebiliriz. Her iki sayı 4 ile. Demek böldükten sonra 4'te 4 ile 4 ile vardır bir tane. 8 ile 4'ler olarak 2 tane. Demek şimdi ki ne elde ettim? 4, 1 dikdörtgeni geçer, 1 dikdörtgeni geçerli olarak 2 tane kare. Demek odur bu şekilde. Ve şimdi eğer bir dikdörtgene var ise 2 tane kare. 10 dikdörtgene kaç tane olacak? 20 tane. Demek görürüz ki eğer çarparsak bir sayı 1'i çarparsak 10'le o vakit hem 2'yi çarpayız 10'le hem ona göre vardır. Bulalım ne kadar gelecek. Demek orantıları görebiliriz ki hem büyütürebiliriz biz belli bir sayının aynı nasıl ne küçükle tararız. Devam sol tarafta ne vardır şimdi ne yazdık burada bu? örnek alalım. 2 bardakla 6 buz. O ne? Eğer olursa 8 bardak. Kaç tane buz olacak Demek sol tarafta bakarsak 2 bardakta vardır 6 buz. O ne? Ee, nasıl bu nasıl geldin 48'e? Niçin altı kere 8? Demek demek ya yazayız kenardan. Yazayım kenardan. 2 bardaktır 6 buz. O ne? kadar olarak olayak 8 bardak? Veya ne kadar kaç bardak olayak eğer yaparsam e örnek olsun. eee 36 tane buz. Demek acaba nasıl bulayız bu mari? Demek burada iki tane sorumuz var. Bir tane de uh, verekler buz sayısı bulalım bardakları. Diğeri de verekler bardak sayısı bulalım uh, buz. Nasıl buldun onu? de 24 buz. Oldu. Demek uh, odur bir şekilde yaparsan 3'ü çarparsan 8'le ile bu ayarsan gider 24 uh, 24 buz. On iki bardakta olarak 36 buz. Demek burada şimdi uh, bizim vardır iki şeklimiz nasıl hesaplayabiliriz bunu. Demek hamdi baktı ki buğdi baştan ki bir bardakta vardır 6 tane buz onu yazayız böyle bir bardakta vardır pardon 3 tane buz ve ondan sonra çarptı onu daha doğrusu bardak sayısını çarptı 3 buz ile niçin? niçin bilirdik ki bir bardakta vardır 3 tane buz efendim şimdi işe de demin işe mezni. Demek görürüz ki bu durumda eğer bulursak biz bir tane de kaç tane vardır. Ondan sonra ne kadar sayısı alırsak bulabiliriz her bir defa. başka türlü ne yapabilirdik? Örnek eğer bakarsak 2'den 8 eka ne kaylen çarpmışak. Demek ki 2 çarpı kaç yapar 8? Demek çarpı 4 yapayak 8. Ve şimdi aynı olarak hem so, sağ tarafta. 6 yapalım 24. Çarpabiliriz burada. Yine 4'le. Demek her iki tarafı aynı sayı ile çarparsak vardır bulalım aynısını. Daha doğrusu bulalım tam cevabı. Diyelim 1 çarpı 12 ve 3 çarpı 12 vererek bu değişik sayıları. Demek oranlarda genel olarak ki karşılaştıralım daha kolay bulalım değişik A, değişik sayı var ya, daha da değişik orantı var. A, genelde en kolay olarak bulamam bir tane için ne kadardır. Devam genelde bu olur a, marketlerde değişik ürünlerde ne satılır. Devam aynı şey satlanabilirsin 500 gramlık satlanabilirsin 750 gramlık ve satlanabilirsin 1 kilogramlık. E şimdi hangisi acaba genel durumda daha ucuz gelir daha büyüğünü alırsın. Olsun ki bir, bir tane alırsan daha pahalı ne zaman ödersin. Ama eğer alırsan 2 tane 500 gelir daha pahalı ne kine gelir bir tane 1 kilo satılanasın. Genelde bari oleder ürünlerde. Demek şimdi bakalım sayfa demek 139'daki ödevleri işleyeceğiz. Sayfa 139'da şimdi birinci ödevi. Birinci ödevde vardır bir tablomuz bizim. Ve bu durumda ee, sol taraftadır. Demek birinci hedef yazalım. Ee, sol tarafta burada vardır kilogramlar. Efendim? E, ee, yazabilirsiniz sayıları sadece. Mecbur derler tabloyu bitevi tablo olarak yapalım. E şimdi e, kilogramlar ve denerler. Diyelim. Bir kilograma demek burada ortada delder koyuk iki nokta. Bir Kilograma Böyle yapalım Bir kilograma gelir 80 dener ondan sonra iki kilogramdır 160 dener 3 kilogram olarak 240 dener Bu mantığı kullanırsak ne kadar olayak 4 kilogram o olarak 320 dener ve 5 kilogram gerek 400. Demek burada ne görüyoruz? Vera gidi baştan birkaç tanesi ve görürüz ki 1 kilogram ise 80 dinar. Ondan sonra her gelen kilogram için daha 80 sadece katarız. Demek burada 2 tane 2 defa 80 yapayak 160, 3 defa 80 yapayak 240, 4 defa 320, 5 defa 400. Demek bu a, birinci örneğe gelmez devamız bu şekilde. E şimdi bakalım B de yine. Demek B de vardır aynı benzer. Bu durumda olayak. Demek yine vardır kilogram ve vardır denarlarımız. E şimdi başlangıçta vardır 1 kilograma bilmeyiz kaç denar. 2 kilograma yoktur. 3 kilograma vardır 1200 denar. 4 kilograma yoktur. 5 kilograma yoktur. Nasıl bulayız bunu? Nasıl bulabiliriz? 1200'ü böleyiz 3 ile neyi bulayız onu yaparsak? Bulayız 400'ü daha doğrusu bulayız 1 kiloya ne kadar gelir? Demek ki eğer kenardan örnek yazarsam 3 bölü 1200 nedir bizim orantımız? Ne? budur aynı sanki her iki tarafı burada 3 bölmüşüm 3 ile 3'ler vardır bir tane 1200 ile 3'ler vardır 400 tane ve gelir 1 bölü 400 veya yerlerini de değiştirebilirim eğer olsa denerden kilogram demek burada örnek 400 dener haberi eder kilogram demek şimdi bulduk ki 1 kilograma ...gerek olsun 400 denar. E şimdi bunu bulduktan sonra... ...2 kilogram ne kadar yapayak? 2 kilogram yapayak 800. 4 kilogram yapayak... ...ay kimse baş... ...tamam 1600. Ve sonuncusu yapayak... ...2000. Demek her bir defa gideriz... ...400'e er ilerlesin. Bakalım şimdi... ...C'yi. C'de yine vardır benzer sayı var ama sadece de kilogram var biraz daha büyük demek kilogram ve denar vardır 2 4 6 8 10 kilograma vardır 2900 şimdi ay bakalım Ece'ye soralım Demek orandır 10 ile 2940 sonunda o ne? Nasıl bulayasın 1 kilogram ne kadar yapayak? Aslında diyelim 2 kilogram belki bulabilirsin. Diyelim 10 ne kadar böyle ki yaparsın 2? 10 bölü 5 verir iki öyle. Demek şimdi 2940'i Demek e, Budur bizde oranımızdır 10 Bölü Nasıl yapabilirsem direk böyle 10 bir bulalım. Demek vardır 10 bölü 2940. Eğer bunu kısa varsak onlen, demek on de onler olayak bir tane. A 2940 de onler olayak, onları açan bölere sayı ne yaparız? Demek onlar ne zaman böleriz resayı sıfır isilere sadece ve olarak 1 bölü 294. Demek şimdi bizde 1 kilogram Dır 294 denar. E şimdi Ece. Eğer 1 kilogram ise 294 denar. 2 kilogram ne kadar olacak? Demek gelecek 588. Demek 2 kilogram olacak 588. Şimdi 4 kilogram ne kadar olacak? Nasıl bulayız? yapabilirsin şimdi ya 588 yan kendi katanı niçin 2 defa 2 2 m 2 yapar 4 demek 588 588 vererek 4 cevabını ya da 294'ü e çarpabilirsen dörtle. demek gerek 1176 ondan sonra buna katarsak daha 588 ne kadar gelecek? yoksun 6 tane Demek 8 m 6 yapar 14. 8 m 8 yaparak 16. 1764 gelir. Ve buna koyarız da 588 ve gelecek nasıl edelim? 2352. Demek bu durumda işledik o şekilde ne? Başlangıçta bulduk bir tane ne kadardır? Odur burada bu. Demek burada biz bulduk ne kadar gelecek? Sadece 1 kilogramda. 1 kilogramda ne kadardır bulduktan sonra bu sayıyı çarpabiliriz. Değişik sayı varla daha doğrusu kilogram varla ne gerekir? Demek ne zaman orantımızı biz büyütürüz. Önemlidir ki büyütmek yapılır hem a, sol hem sağına. Düşünün aynı sanki burada vardır pay pie payda. Demek bir düşünün aynı sanki sol taraftaki sayıdır pay, sağ taraftaki sayıdır payda. Ve ona göre Nasıl kesirleri biz ne büyütürdük... Aynı şekilde yapabiliriz m orantı var. Ama buraya kak. Kimse'nin bir hangi sorusu var? Yok. Tamam. ...geçelim ikinci ödevi. Demek ki ikinci ödevde der. Kent merkezinden arabaların yazalım... Kent merkezinden arabaların böyle park fiyatı bir saat için 50 denardır. E şimdi. Demek 50 denar da 1 saat için. Odur 1 bölü 50 olarak diyebiliriz. E, gider bizim e, bağlantımız. Öyle, daha doğrusu bizim orantımız. E şimdi. Eğer bakarsak A da der 3 saat. Demek 3 saat için ne kalacak? 1 saattir 50 Ahmet. Eğer saat 1 saat ise 50 dinar. Diyelim 2 saat ne kadar dinar olayak örnek. 50 ye 50 ne kadar yapayak? Yapayak 100. E şimdi 3 saat ki olsun koyarsan daha 50 dinar. Eğer koyarsan emoni ne olarak? 150 demek 3 saate gelerek 150 dener. Şimdi bu da bakarsak bu da 5 saat. Demek şimdi 2 saat için büyümüşler. E biz gördük ki 2 saatte var idi 100 denar. Demek daha doğrusu yapabilirsen 5 defa 50. 5 defa 5 için yapar 25. Demek bu durumda 5 saatte olarak 250 denar. Ve aynı mantıkla devam ederken devam edersek vardır şimdi 4,5 saat. Demek 4 m 2 de 1 ne yazar? Onu yazabiliriz. Nasıl 4,5 saat. Acaba burada şimdi ne kalacak? Eğer bir saat ise 50 Dinar. Yarım saat kaç para olacak? Olacak 25. Evet. Demek yarım saatimizler 25. 4 saat kaç para yapacak? 200 demek 4 em yarım 4 em buçuk daha doğrusu 225 25 yapacak 225 denar. Ama res burada nasıl geldik bu sayı var? Tamam. Ee, devam ederiz ödevler Üçüncü ödevde. Şimdi yazar. yine e, de benzer. Bir saatte 225 denar kazanıyor. Hem şimdi. Sadece, e, ya ya da bir saatte 225 dener kazanıyor. E şimdi bakarsak A'da A'da yine der 3 saatte. Demek 3 saatte ne yapayız? 225'i ne çarpayız? Ki bulalım. Ee, nasıl bulduk 675'i? Çarptık. 3'len demek geleyek 3 saatta 67 675 dener tamam Ali şimdi da ne kadar geleyek B'de vardır 6 saat ve şimdi 6 saati nasıl bulabiliriz burada geleyek 1350 evet hem şimdi C'de geleyek vardır bir buçuk saat Demek şimdi ne lazım yapalım? Bir sağda koyalım daha yarım sağdın değerini. Yarım sağdın değeri bu durumda ne kadar? 225'in yarısı ne kadar gelecek? Gelecek 112,5 ve sonunda cevabımız gelecek evet 337.5 daha doğrusu 337. Nokta, 337 bu çok dener. Demek acaba bunu anlarız? Tamam. Ee, şimdi devam edeyiz. Geçeysem uh, gelen sayfada neler? Oran ve orantı ile alıştırmalar var ve uh, ve problemleri çözelim. Delo. Şimdi bu sayfa 140'daki ödevler. Demek demek uh, yazalım seçeyiz yeni sayfaya ve sayfa 140 bir birinci ödevde görebiliriz vardır değişik dikdörtgenler öyle devam A da beyaz ile kırmızı öyle portakalcımsı arasında ne kadar gelecek orantımız kaç tane beyaz vardır 1 2 3 demek 4 uh, olarak beyaz ve Ve 8 kırmızı, 2 kırmızı diyeceğiz daha kolay. Ve 8 kırmızı, 2, 4, 6, 8. Demek bu durumda oranımız 4 ile 8. Tamam. Bu da gelecek. Kaç tane beyaz var? Evet. 9 beyaz ve 3 kırmızı. Ve C, C da bu durumda vardır. 9 daha doğrusu 3 beyaz ve 9 kırmızı. Demek ki önemlidir. Tutalım aynı sırayı nasıl başladık. Başlasak da yavrum kırmızı var lan. O vakit her bir defa yazaydık ayrı ayrı hep kırmızı var. Tamam? A, devam ederiz. İkinci ödevde. Demek ki ikinci ödevde yazayım ben a, burada ödevi der. A, bir kutuda 20 tane küp vardır. Onlardan 13 tane demek onlardan 13 tane kırmızı diğerleri ise yeşildir. Demek hangi kısımdır yeşil bu durumda? Sadece yazalım bunu oran şeklinde. Demek hepten hep vardır 20 tane küp. Eğer bunları, bunu şimdi bakarsak o 20 küpten 13 tane kırmızı. Demek 13 kırmızı. Ve 7 tane olayak. 7 tane gelecek olsun yeşil. Ve bu durumda bulduk ki der ile 7 bitevi oranımız. Daha doğrusu bitevi orantımız bu örnekti. Devam ederiz. Geçelim 3. Ödevi. Hem birazdan dersimizi tamamlarız. Demek 3. ödevde bir gölde Evet bir gölde 15 dakika gezi için fiyat 45 denardır. Nokta. Bir, bir saat gezmek için fiyat ne kadar olacak? Demek şimdi bu durumda. 15 dakika 45 denir. Bize gerekir bulalım 1 saat ne kadar olacak. 1 saatte kaç tane 15 dakika vardır? Daha doğrusu 1 saatte kaç dakika var hep hep? 60 dakika. Demek 4 tane 15. Demek 45'i ne yaparız? Çarpayız 4 ile. 4 defa 45 ne kadar 180 demek gerek 180 dener. tamam acaba dersimizi anlarız var kimsenin bir hangi sorusu demek dersimiz bugün için bu kadardır. başka sorunuz yok ise gelen derse kadar güle güle